müdahale eden ses kesin benim. Çok güzel çok yapmış güzel. Ama ben onu izlediğim zaman tam tutulma zamanında Gupse'yi çok seviyorum zaten. O bir aslan burcu. Kim sevmiyor ki? Çok. Ayrı bir insan. Gördüğümüz zaman hemen atlar, gelir, sorar. Çok nevi şahsına münansır hem de çok da iyi işini yapan bir insan. Bayıldım, bayıldım. Hemen arkadaşlarıma burç yorumlarını yolladım. Şimdi sen burcunu söyle mesela. Ben balık. Balık. Balık burcu, şimdi tutulmayla alakalı mı konuşalım? Hem bu 2018'e şöyle bir bakalım. Balık burcunun genel hatlarıyla 2018 ne olacak? Neler yaşayacaklar? Mesela bu sene özellikle bizi izleyen bütün balık ve yükselen balıklar için söyleyelim. Seyahatleri artacak sevgili balıkların. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, yurt dışına gitmeler, gelmeler, uzaktaki akrabalarınızdan alınacak haberler. Bu sene eğitimsel konular, özellikle mesela bizi izleyen öğrenci balıklar varsa eğitim konularında en şanslı burçun başında geliyor sevgili balıklar. Başak ve balıkların özellikle sınavlarından yana şansları çok açık olacak, gözleri gülecek. Aynı zamanda da aşk uzak yerlerden. Aşk uzak yerden. Yurt dışına giderken, belki uçak yolculuğunda, belki bir seyahat esnasında. Bana da bir pilot geliyor, görüyor musunuz? Ne mi? Bana da bir pilot geliyor Ece Seçim gibi. Hadi inşallah. Neyse benim fobim de yok, uçarız artık. Şimdi balıklara şunu da söyleyelim. Özellikle sosyal çevrelerini... Kısa kısa gidelim Handem. Tamam hayatım. Kısa kısa gidelim. Kısa kısa gidelim. Doğuş, burcun ne annem? Yengeç. Yengeç. Hadi bakalım yengeçlere şöyle bir bakalım. Şimdi bu tutulma yengeçlerin özellikle ortak parasal alanlarını tetikleyecek, para alacak verecek dengesi. Yani işleriniz, beraber kazançlarınız, beraber alacaklarınız, yatırımlarınız bütün bunlara daha fazla odaklı olacaksınız sevgili yengeçler. Özellikle bu sene aşk var size bekar olanlar için ve tabii ki çocuklarla ilgili konu ve olaylar hızlanıyor. Yani bu sene yengeç ve yükselen yengeçlerin çocuk yılı. İkinci çocuk gelebilir. Çocuklarınız var ya. Çocuklar başkada. Hadi hanım ama çok mesaj geliyor. Koçtan başlayalım mı? Çok mesajlar geliyor. Tamam. Sırayla burçları alırsak. Tamam, tamam tabii WhatsApp, ki. Mesaj yaptı, şimdi çalışıyor. Koçlar için önümüzdeki hafta bir tutulma var. Bu tutulma özellikle sosyal çevrelerini tetikliyor. Arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, aktiviteler, davetler, organizasyonlar, katılacağınız ortamlar ya da arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz bu tutulma zamanında oldukça hızlı gelişmelere gebe olacak sevgili koçlar. Özellikle ve özellikle bu sene ortak parasal konulardan yana şansınız çok yüksek. Cebinize güzel paralar girecek, güzel işlerde bulunacaksınız. Kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceksiniz. İyi koç parayı buldu. Evet tamam. Boğa. Hemen boğalara geçelim o zaman. Boğalar için bu sene aşk yılı, ikili ilişkiler yılı, evlilik yılı. Boğa bul kız sen bir tane. Tamam. Boğa. Evlilik boğa. Benim oğullarım boğa. Yılıymış ondan. Evet. Benim oğullarım boğa. İkisi de boğa. Oğulları boğaymış bak. Onu da bekleyeceksin. Türkan Şoray gibi büyüteceksin. Evleneceksin. Türkan Şoray'ın filmi gibi. Şimdi ikili ilişkiler evlilik dedik boğalara. Bu sene birçok boğanın evlendiğini görebiliriz. İlişkilerinde güzel adımlar atabilirler. Taşınmayla ilgili konu ve olayların da hızlandığını göreceğiz önümüzdeki döngüde. Peki önümüzdeki haftaki tutulma boğaların hangi alanlarını tetikleyecek? Kariyer ve iş konularında boğalar kendilerini gösterecekleri bir döngü içerisine giriyorlar. Hayata esnek alıp hayatlarıyla ilgili önemli değişimleri gerçekleştirdikleri müddetçe iş konularında şans onlardan yana olacak ve güzel açılımlar devrede olacak. İşle ilgili konular ya da eşin ailesiyle ilgili konular boğaların hayatını etkiliyor. Sonra? Geçtik ikizler burcuna. Şimdi ikizler burcu özellikle iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda çok şanslı bir yıl içerisindeler. Yani iş hayatınızda güzel sonuçlar almaya yatkın olacaksınız bir yıl boyunca. İş değiştirebilirsiniz, yeni işlere başvurabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir sevgili ikizler. Özellikle ikili ilişkilerde zorlandığınız bir döngüyü geride bırakıyorsunuz. Bu tutulma sizin eğitim, seyahat ve yurt dışı bağlantılı konularınızı hayatınıza getirebilir. Uzaktaki akrabalarınızdan haberler alabilirsiniz. Ya da dediğim gibi aklınıza düşen bir eğitim, kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz önümüzdeki dönemde. Yengeçleri söyledik, bir daha söyleyelim mi? Yok, söyledim zaten. Aslanlara gelelim. Aslanlar ikili ilişkiler, evlilikle ilgili konular ön plana geçmeye başlıyor. Tutulmayla beraber yani önümüzdeki hafta itibariyle evlilik kararı alabilirsiniz, yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz ya da hayatınızda bir insan varsa onunla beraber yapacağınız planlar devrede olabilir sevgili aslanlar. Evli değilseniz evlilik kararı devrede olabilir ya da hayatınıza bir insanı dahil edebilirsiniz. Peki bu sene hangi alanlarda şanslısınız?
Bu sene aslan ve yükselen aslanlar ev, aile, yuva alanlarında şanslı olacaklar. Evinizi kurabilirsiniz, yuvanızda mutluluğu bulabilirsiniz. Aile büyüklerinizin hayatındaki güzel gelişmeler sizin hayatınızı da güzelleştirebilir. Ev alım, satım, kiralama konusunda en şanslı burç olarak aslanları bu sene görüyoruz. Kentsel dönüşümden de güzel bir şekilde faydalanabilirler. Araya onları da sıkıştırıyoruz. Başak ve yükselen başaklara geldik. Özellikle güzel başaklar, yükseleniniz de başaksa bu sene iletişimsel konularda sizi kimse tutamaz. Satıştı, reklamdı, tanıtımdı, pazarlamaydı, sosyal medyaydı, networktü, yakın çevrenizle, akrabalarınız, kardeşlerinizle beraber yapacağınız işler devrede olacak. En fazla konuşulan, en fazla diğer insanlar tarafından gözü üzerinde olan burçlardan bir tanesi siz olacaksınız. Ama bu tutulma zamanında işle ilgili konular hızlanabilir. Sizden tek bir ricam var. Dediğim gibi başakların, balıkların, özellikle yengeçlerin biraz sağlıklarına da dikkat etmeleri gereken bir dönem olacak. Ama dediğim gibi siz bu konunun üzerine düşer, gerekli önlemleri alırsanız, bir sıkıntıyla karşılaşmazsanız en çok önümüzdeki hafta buna dikkat edin efendim. Geldik terazilere. Şimdi teraziler bu sene şanslı bir döngüdeler. Hangi anlamda şanslar? Bir kere parasal konularda güzel gelişmeler yaşayacaklar. Cebinize güzel paralar girecek sevgili terazi ve yükselen teraziler. Özellikle uzun zamandır yaptığınız işlerin uğraşılarını, karşılığını maddi yönden alacaksınız. Cebinize paranızı koyacaksınız. Aynı zamanda önümüzdeki hafta gerçekleşecek, cuma günü gerçekleşecek parçalı güneş tutulması aşk hayatınızı tetikliyor. Özellikle yükseleniniz terazi ise hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Çocuklarla ilgili konu ve olaylar hızlanabilir. Ve tabii ki hayatınızda bir insan varsa yine onunla beraber ilişkinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Hobileriniz, sanatsal faaliyetleriniz, kreatif alanda atacağınız adımlar hızlanıyor. Herkes sizi konuşacak, yaptığınız işlerden de istediğiniz sonuçları ve paraları kazanacaksınız sevgili teraziler. Ve akrep, akrep burçlarına geldik. Bu yılın en şanslı burcu akrep ve yükselen akrepler. Elif, akrep mi? Elif, akrep. Evet. Hadi inşallah. 12 yılda bir gelen şanslı bir döngüde güzel akrepler. Jüpiter akrep burcunda. O yüzden onların hayatlarında atmak istedikleri, başlatmak istedikleri her tür konuda yepyeni şanslar, güzel fırsatlar, önemli açılımları sunuyor. Akrepler için özellikle bu önümüzdeki hafta oluşacak güneş tutulması ailevi alanda önemli konuları karşılarına getirecek. Yani aile hayatınızdaki büyüklerinizin konuları, onlarla beraber bir takım planlarınız varsa bu planlarınızın devreye girmesi, yuva kurmak, ev almak, bu gibi konular önümüzdeki dönemde hızlanacak. Şimdi Sedacığım, kimseye bunu söylemedik ama bu tutulma zamanı illa bir olaylar bekliyoruz. Başımıza bunlar gelecekmiş Allah gibi düşünüyoruz. Ya da hızlı olaylar gelecekmiş gibi düşünüyoruz. Bu tutulma çok olumlu bir tutulma. Ve bu tutulmanın etkisi 6 ay boyunca devam edecek bir sonraki tutulmaya kadar. O yüzden güzel izleyenlerimiz bizi böyle dinlesinler. Yani size tutulmanın yaratacağı alanları söylediğimde önünüzdeki dönemde bu alanlarda güzel açılımlar yaşayacaksınız. Kaldı ki akreplere ne dedik? Ev, aile, yuva. Yani ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz ya da yuvanızı önünüzdeki 6 aylık döngü içerisinde kurabilirsiniz sevgili akrep ve yükseleni akrep olanlar. Evet, yaylara geçtik. Özellikle yaylar hazırlandıkları bir yıl içerisindeler. Yani hayatınızda birçok değişimler olmuş olabilir. Çok büyük bir döngüyü kapattınız, yepyeni bir döngüyü açtınız, hayatınızı yeniden oturttunuz. Satürn yay burcundaydı biliyorsunuz 2,5 yıl boyunca. Aralık sonu itibariyle artık buraları terk etti. Yaylar bir rahatlama dönemine girdiler. Şu an hayat sizi hızlandırmış durumda sevgili yaylar. Ama ben diyorum ki bu sene önemli gelişmeler olacak hayatınızda. Hazırlıklarınızı iyi yapın. Çünkü Kasım 2018 geldiğinde Jüpiter yay burcuna geçecek ve sizlerin zamanını başlatacak. O yüzden tamamlanması gereken konuların üzerine gidin. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz konuları gözden geçirin ve bu alanlarda adımlarınızı atın. Peki tutulma nerede olacak sevgili yaylar?
iletişim alanlarınızı harekete geçirecek. Yakın çevrenizde kim varsa, bu akrabalarınız, kardeşleriniz, eşiniz, dostunuz, komşularınız olabilir. Onların hayatındaki gelişmeler, hızlı gelişmeler sizin hayatınızda değiştirebilir. Yine iletişimsel işlerinizde güzel açılımlar, girişimlerinizde güzel başlangıçlar ve önemli adımlar sizin için devrede olacak. Oğlaklara geldik. Lütfen bir kez daha alalım. Şimdi oğlak...